Haftanın gündeminden herkese merhaba. Bu hafta 29 Temmuz 3 Ağustos arasını konuşuyoruz. Yanımda Necip Murat var. Nasılsın Necip? İyiyim Ahmetciğim. Pişti olmuşuz. Ya evet biraz. Ya benim ofis hali ama ya senin... Söyle şimdi açık konuşmak gerekirse bana her gün telefonla soruyorsun. Diyorsun ki Necip bugün ne giyiniyorsun diyorsun. Benim giyim tarzıma en yakın olan şeyi seçiyorsun. Bunları insanlar da bilsin. Girişimci dediğin insanlar böyle mi giyiniyor genelde? Ben biraz daha rahat oluyorlar diye düşünüyordum. Gayet rahat. O rahatlık herkesin rahatlık oranına bağlı Ahmetciğim. Anladım. Çok kötü bağladın ama ben hemen... Hayırlısı olsun. Her şeyi inanılmaz iyi bağlayacağız diye bir şey yok. Öyle. Bazen de çok kötü bağlamamız haklısın. Gerekiyor. Ya bu konuda o kadar haklısın ki sana hak vermekten kendimi alamıyorum. Evet neler var Ahmetciğim, neler toparladın bizlere. Necip yine uzun haberlerimize geçmeden önce kısa kısa konuşacağımız haberlerimizden başlıyorum. Ama ondan önce sayfamızı takip edin. Kaç bin bak, kişiye ulaştık? Şurada 4088. Şurada bak. Ya orada değil işte. Neyse. Abi burada. Şurada biraz daha aşağıda mı? Bak takip etmek isteyen insan bulur. Tamam. Geçen hafta bir feedback aldık. Ha evet dedi, bu koltukları bir ayırın dedi. Koltukları ayırın dedi. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Böyle birbirimize yanınızı, baka baka dedi. Evet. Bakalım bu hafta. Biz de bu hafta değiştirdik. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sırf sizin için. Haydi bakalım. Necip'ciğim Amazon ve Apple arasında dünyanın ilk kim 1 trilyon dolar değerindeki şirketi olacağına dair bir yarış söz konusuydu. Kim kazandı? Apple bu ipi göğüsledi. Dünyanın ilk 1 trilyon dolar değerindeki şirketi dolar oldu. Dolar da zaten 5-10 oldu. Şu an. Ben artık bakmıyorum Necip. Yani çünkü hesabın yok Ahmetciğim. Dolar hesabın olsaydı bakardın. Hayır ya bu hepimizi çok kötü etkileyen bir deyip, durum. Yani tüm işte o ham maddelerin girişi, petrolde, elektrikli, şuydu, doğalgazlı vesaire derken hayatımızın çok odağında yer alıyor aslında dolar. O yüzden çok benim canım sıkılıyor. Ama ne çok yapsak, makro ihracat işine mi girsek? Hayır şimdi çok makro düzeyde bir takım hareketlenmeler olduğu için hani benim bireysel olarak yapacak bir şeyim de yok. Anladım. O yüzden ne kadar dert edersem edeyim çok bir şey değiştiremeyeceğim bireysel olarak. O yüzden kabulleniyorum diyorsun. Yani kabulleniyorum ne yapayım. Haydi bakalım. Necip bu değer elbette anlamlı. Yani 1 trilyon dolara ulaşmak elbette anlamlı ama biz seninle biliyoruz ki geçtiğimiz hafta Facebook bir günde 118 milyar dolar değer kaybetti. Ki işte Facebook, Google, Twitter, Netflix, Amazon, Microsoft, Intel bunlar 4 günde 401 milyar dolar kaybetti. Şimdi bana hiç de şeyi söyleme yani Türkiye'deki firmaların toplam pazar değeri Facebook'un şu kadar, Facebook'un işte şu kadar yapıyor vesaire. Bence insanların gayet hoşuna gidiyor. Artı bununla ilgili şeydeydi video sende. Mu yapacağız Necip? Video mu çekeceğiz? Hayır hayır ilgili? Hayır. Bununla ilgili bir haber okudum ve çok değerli bir haber. Onu bulmaya çalışıyorum ama sanırım bulamayacağım. New York Times olabilir. 500'lük bir sıralama var ya. Tamam. O sıralamadaki şirketlerin değerleriyle Apple'ı karşılaştırmış. Linkini sizlere ileteceğiz tamam. Videomuzun altında. Şimdi hazır Apple'dan bahsetmişken Necip Huawei'nin de bir haberine geçmek gerekiyor. Huawei Apple'ı geride bırakıp dünyanın en çok telefon satan ikinci üreticisi oldu. Birinci sırada 71,5 milyon adetle Samsung yer alıyor. Onu Huawei 54,2 milyon adetle takip ediyor. Apple üçüncü sırada 41,3 milyon. 4 ve 5'te Xiaomi ve Oppo bunlar Çinli üreticiler. Bu şu demek Ahmetciğim, çok kısa araya giriyorum. Sen devam edersin. En fazla telefonu satmak en yüksek karlılığı getirmiyor. Birisi çıkıyor 1 trilyon değerine ulaşıyor. Diğeri de ben en fazla telefonu satıyorum diyor. Ama karlılığı çok da yüksek olmadığı için o listenin ilk 10'una 100'üne dahi giremiyor. Evet. Şimdi burada ben seni biraz verilerle destekleyeyim Necip. Şimdi Apple'ın tüm akıllı telefon sektörünün karının o kaymak dediğimiz kısmını %90'ını tek başına alıyor. Net kar. Net kar. iPhone 10 tüm karın %35'ini tek başına alıyor. Bak iPhone 10'dan bahsediyorum sadece. Evet. Yani Huawei isterse 100 milyon telefon satsın. Karlılık olmadığı sürece çok bir anlamı yok. Bir noktaya kadar. Diğer noktada şimdi benim takipçilerimden biri de dün bir yorum yazdı. Dedi ki Huawei tamam şu an kar edemiyor olabilir ama çok telefon satarak marka bilirliğini artırıyor. Mesela Honor diye bir Honor diye bir markaları var. Huawei'nin bir yan markası olarak düşünebilirsin. Biraz daha ucuz bir telefon. Huawei kendi marka algısını ucuz telefonla zarar vermemek adına Honor diye bir marka çıkardı. Daha ucuz telefonları o markayla adı altında satıyor. Bu marka yalnızca birkaç ay içerisinde 3 milyona yakın telefon sattı. Huawei müthiş işler başarıyor Necip. Bugün karlı olmuyor olması onun gelecekte bu marka bilinirliğin artışıyla birlikte çok daha fazla kar etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Evet.
Necip, hazır bu cep telefonlarından bahsetmişken geçti. Hatta dün böyle gece düştü. Ben Fitli'den bakarken gördüm. Samsung yanlışlıkla Galaxy Note 9'un bir reklam görselini yayınladı Necip. Yanlışlıkla evet, yayınladı. Parantez içerisinde, tırnak içerisinde. Biliyorsun genellikle hep yanlışlıkla yayınlanıyor. Ama bunlar tabii bir şekilde nabız ölçmek için, bir şekilde telefonu gündeme getirmek için yapılan evet. Genius diye tabir öyle. Ettiğimiz gene tabir içerisinde hareketler. İhtiyacı var mı sence Samsung'un böyle şeylere Ahmet? Hayır, bence her markanın böyle şeylere ihtiyacı var. Biraz daha piyasayı taze ve sıcak tutmak adına. O zaman sıkıntı yok. Madem yani ihtiyaçlar var, yapıyorlar yani. Bunu Apple da yapıyordu. Yapıyor tabii canım. Apple'ın her gün görmüyor musun? Yanlışlıkla yayınlıyor. Mass Media dediğimiz NTV'de şurada burada sürekli Apple'ın yeni telefonlar ile ilgili haber çıkıyor. Hatta tweet attırıyorlar insanlara. Evet. Dünyanın en büyük, en ünlü isimlerine tweet attırıyorlar. Sent from iPhone. iPhone çıkıyor. Samsung HTC'de biz diyorum çıktı zamanında. HTC vardı en son. Samsung fazlaca bu işe girişti vesaire. Şimdi Necip, görselde diyor ki süper güce merhaba de. Şimdi bugünün telefonları, bende şu an iPhone 7 var, sende de öyle keza. Bugünün telefonları bir kullanıcının telefondan beklediği özellikleri çok rahat bir şekilde karşılıyor. Hızlı mı? Hızlı. Yeteri kadar depolama sağlıyor mu? Sağlıyor. Kameraları güzel. Belki o kamerası biraz gelişebilir ama süper güce merhaba de'deki o süper gücü, ben bugünün tüketicilerinin böyle bir beklentisi olduğuna inanmıyorum. Gücü ön plana çıkartmışlar ama sen diyorsun ki güç önemli evet. değil. Bu yani şimdi biraz önce Huawei'nin haberinden bahsederken şunu söylemedik. Samsung mesela %10.4 oranında daha az telefon satmış. Toplam pazarda geçtiğimiz yıla göre %1.8 daralmış. Tamam, bu bize aslında telefon pazarının daraldığını gösteriyor. Süper güce merhaba ile falan nereye kadar gidecek Necip bu? Ama Ahmetciğim, onları muhtemelen araştırtıyorlardır. Belli ki insanların aklında o güç kelimesi ya, ön plana çıkmış. Bir de zaten tasarımı geçmişte olabildiğince çok anlattılar, duyurdular. Biz tasarımsal anlamda çok iyi izlediler. Bu sefer de güce odaklanıyoruz diyorlar. Peki sen olsan neye odaklanırdın? Al sana şey sorusu, ahiret sorusu. Bilmiyorum Necip, çalışmam lazım. Ya benim, neye odaklanırdın? Benim, mesela Tesla var, Türk markaları var. Neye odaklanıyorlar? Ucuzluğa odaklanıyorlar tabii. Ben Türk'üm diyor. O ayrı. Bakın, yerli olmak Vestel'de onu yapıyor. O da bir odak. Şimdi kesinlikle. Apple gibi devin karşısındasın. Pazar payının %90'ı Apple'ın elinde. Karlılığın %90'ı Apple'ın elinde. Yani bir şekilde senin ön plana çıkman lazım. Onu da tutup da benim kameram en iyi diyemezsin. Apple çünkü yok, o tarafa diyor. İyi oynuyor. Ha, Vestel tarafında. Ha, yok, Samsung evet. için söylüyorum. Huawei diyor. Hı hı. Ve cidden de P20 Pro çok iyi bir kameraya sahip. Mesela oradan biraz farklılaşıyorlar. Bugün ben sana şunu sorayım. Bir tüketici olarak Necip, bugün bir telefondan beklentin ne? iPhone 7 bunları halihazırda karşılamıyor mu? Karşılıyor ama tüketici olmak ayrı, tüketicinin satın alım alışkanlıklarını değerlendirmek ayrı. Şöyle bir örnek vereyim. Ben ilk bilgisayarım Lenovo'ydu. Hı hı. Ben HP bilgisayar almaya gittim. Bana oradaki satış temsilcisi Lenovo'yu satıp işi bıraktı. Şuradan şu özelliği var dedi, bu özelliği var dedi vesaire vesaire. Yani bir şekilde tüketiciyi ikna etmen lazım. Bu güç olur, bu başka bir şey olur, bu kamera olur, o değişir. Sen bana soruyorsun ama ben belki de binde birlik bir kısımdayım. Anlatayım. Ben de diyorum ki artık telefon pazarı cidden doydu. Yani bu düşüş de %1.8'lik düşüş de bize onu gösteriyor. Ha evet. Bundan mesela ben o Apple'ın o 1 trilyon dolara çıkıştaki o şeyini inceledim Necip, hı hı. grafiğini. Her yeni üründen sonra bir peak yapmış. İşte iPod'dan, iPhone'dan, hı hı. iPad'den, Apple Watch'tan sonra bir peak yapmış. Ben o peak'in ne olacağını merak ediyorum mesela bundan sonraki süreçte. Bilmiyoruz. Hazır yine cep telefonu demişken Necip, Fransa akıllı telefon kullanımını okullarda yasakladı. Biz seninle bir bağımlılık konusunu okullar konuşmuştuk. Okullar derken liseler mi, sadece ilk öğretim okulları mı, 15 yaşından mi? Küçük olan okullar bu yasa, yani 15 yaşından küçük tamam. öğrenciler yer aldı ve okullar evet. Bu yasak tamamen yani daha önceden de evet böyle bir yasak vardı. Derslerde kullanımı yasaktı. Artık okula tamamen getirilmesi tamam. yasak haline getirilmiş.
Türkiye'de de biliyorsun çeşitli okullar. Madem bu yasaklardan konuşuyoruz, biz sen de yani bir bağımlılığın sonucunda bu yasaklar oluşturuluyor. Bir dikkat dağıtılmasının sonucunda bu yasaklar oluşturuluyor. Ben de aktif olmadı. Birkaç arkadaşıma dedim, onda da aktif olmadı. Sen de geçtiğimiz haftalarda şey konuşmuştuk. Markalar bu bağımlılığa karşı kendi ayaklarını sıkarmış gibi bir takım önlemler alıyorlar ve bir dashboard'ta senin işte Instagram'a, Facebook'u ya da herhangi bir uygulamayı Android tarafında, iPhone tarafında da tüm haberleri gördün diyor mesela Instagram. Hayır o değil. Ne kadar çok kullandığını gösterecekti sana. Tamam. İşte Instagram'ı 5 saat kullanmışsın. Geçtiğimiz haftaya göre %20 artışla gibi bir dashboard'la. Evet. Onu yayına almışlar bu arada. İzleyicilerimiz de girip bakabilirler. Instagram'da ayarlar kısmında. Instagram mı? Instagram'da, Facebook'ta. Türkiye'ye henüz gelmemiş. Yani ben hem kendimde baktım hem birkaç arkadaşımda baktım. Henüz gelmediğini gördüm. Birkaç gün içerisinde gelecektir. Ayarlarda hemen şifre kısmının üstünde bir tab olarak çıkacak. Necip, kentin nostaljik lezzeti yum yum geri dönmüş. 90'lı yıllar. Hayırlı uğurlu olsun Ahmetciğim. Çocukken onları ne yerdik? Sağ cebimize atardık. Şeker falan yoktu o zaman. Yani vardı da bizim için yoktu. Biz bilmezdik. Ben de bilmiyorum. Çünkü neden onu alma motivasyonum neydi biliyor musun? Ucuz mu? Hayır. Ya tabii ucuzluk da ayrı bir şey ama bitmiyordu o. Uzundu. Anlatabildim mi? Atıyordum bir parçasını. Koyuyordum. Sarıp tekrar cebime koyuyordum. Daha sonra onu tekrar yiyebiliyordum. Diğer şekerlerde bu yok. Bak bu da bir pazar içgörüsü. Uzun yapmışlar. Evet. Bir hamlede yiyemiyorsun. Cebine atıyorsun, sonra tekrar yiyebiliyorsun. Geçenlerde bir Sana reklamı gördüm. Sana reklamı. Eski mi? 1970'lerden. Şu yazıyor. Bulabilirsem koyacağım ekrana da aynı şekilde. 70'lerde çekmişler. Çocuğun bir tanesi sandalda. Şunu demişler. Sana sağlamış olduğu A ve B bilmem ne vitaminleriyle çocukların gelişimine yardımcı olur. Sana dediğim o yağ var ya, evet, plastikten bir tık daha iyi bir şeymiş yani, anlatabildim mi? Evet, yani çok zararlı bir şeyi A ve D vitaminleri diyerekten insanlara böyle katmışlar. Eskiler deyince o aklıma geldi. Yıllarca işte yumurta yasaktı, tereyağı yasaktı. Hala biz seninle şey konuştuk Necip, bununla ilgili ayrı bir video yaptık. Bugün sizin zihinlerinizde oluşan kahvaltı günün en önemli öğünüdür algısını tamamen pazarlamacılar, özellikle Kellogg's, böyle bir algı oluşsun diye sistematik bir şekilde yerleştirilmiş bir pazarlama kampanyasının ürünü bu. Evet. O yüzden bilemiyoruz hani neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu. Necip. Bu arada bunu ekleyeyim. Twitter'da bir kullanıcı, kimdi hatırlamıyorum. İnan. Şey demiş yani, Türk halkı nostaljiyi sever. Evet. Ürünü çok değil. O yüzden hani birkaç kez aldıktan sonra bir daha almayacaktır demiş. Evet, mesela Mintax çıkmıştı. Şok getirmişti. Bir dönem Mintax çıkmıştı. Şu anda var mı yok mu bilmiyorum bile. Aynen öyle. Bir zamanların efsanevi ürünüdür Mintax. Mintax. Evet. Böyle sanki o dönemi ya. Bu özelliğini seviyorum. Sanki o dönemi yaşamış gibi anlatıyorsun. Belki de yaşamışımdır. Bilmiyorum anlatayım. Necip, Konya Spor'dan La Casa de Papel temalı yeni sezon forma tanıtımı. Keşke olmasaydı. Dilersen bunu konuşmayabiliriz. Ya şey, fena değil. Bir Konyalı gözüyle bak. Sektörün içerisinden bir Ahmet Şenkaya gözüyle bakma. Konya'da, Konya'nın o Şahin Tepesi mi? Oraya çay içmeye giden bir Konyalı gözüyle bak. O zaman güzel olduğunu anlarsın. Bosna Hersek var. Evet. Bosna Hersek Mahallesi. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Türk halkı o kadar anladım, da şey değil. Anladım. Ben sana şunu soracağım Necip. Şimdi reklamın iyisi kötüsü olur mu diye hani böyle bir çok saltlaşmış bir muhabbet var ya. Tamam. Bence reklamın iyisi kötüsü olur. Konyaspor'un reklamı kötüydü. İzletti mi? İzletti. Hani bu reklamın iyisi kötü olmaz. İzlettiriyor işte lafı var ya. Hani izlettirdiğini bir marifetmiş gibi sunmak. Hani kötü ama izlettiriyor. Bence Konyaspor'un reklamı da öyle. Kötü ama izlettiriyor. Bu reklamın kötü olduğu anlamını değiştirmiyor bence. Ben şu açıdan bakıyorum olaya. İyisidir, kötüsüdür ayrı bir şey. Konyaspor gibi bir mütevazi bir takımın, bir kentin böyle bir diziyi ele alıp ya biz de böyle bir şey çekelim deyip oturup bu çekimi yapmaları en azından bir gelişmedir. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hazır o zaman reklamlardan konuşmuşken bugün çok güzel bağlıyorum. Türk Hava Yolları'nın Lego kahramanlarıyla uçuş emniyet videosunda konuşalım Necip. Türkiye'de yani Türkçe olan 200 bindi ben izlediğim zaman. Globalde 1,5 milyon izlenmiş. Reklam copyright'a takılmazsa şu anda yayında dönüyordur. Takılırsa link veririz.
ekranda biz varızdır. Evet. Globalde 1,5 milyon izlenmiş. Yani bir reklam verler mi vermeler mi bilmiyorum ama bir YouTube kullanıcısı bu İngilizce olanın altında şöyle bir yorum yapmış. Ya bu videoları kimse izlemiyor. Yani uçuş emniyet videolarını kimse izlemez, kimse umursamaz. Türk Hava Yolları bunu öyle bir yapıya çevirmiş ki insanlar oturup 3 dakika boyunca bunu izler hale gelmiş. Çok dahice demiş. Evet, uçuş emniyet videoları şöyle bir onunla ilgili içgörü sunacağım. Bir dönem tüm İK'cılar, pazarlamacılar ya biz bunu izletemiyoruz, nasıl yaparız diye hep böyle ajanslarını brieflediler. British Airways'i, Pegasus mesela ayrı bir şey çıkarttı. Çocuklarla yapmıştı, hatırlıyor musun? Çocuklarla çıkarttı. Türk Hava Yolları'nın vardı. Geçtiğimiz yıl böyle animasyonla bir video yapan bir ekip vardı, onu mu diyorsun? Türk Hava Yolları tarafından evet. Ama. Evet, ondan sonra. Nedense bir ara böyle bir furya oldu, şimdi tekrar geri döndüler. Bence güzel olmuş, evet, başarılı bir çalışma. Dün yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum sana haberlerimize geçmeden önce. Dün bir bakkala gittim ve bir kola almak istedim. Orada işte Ahmet zero aldım. Saha ziyaretlerini sever. Aldım ve hani bakkalla böyle çok samimi bir sohbet gerçekleştirmek istedim ki oradan zero satışları nasıl gidiyor, şekersizin satışları nasıl gidiyor bir onu öğreneyim istedim. Dedim ki ya bu hani zero'ydu şimdi şekersiz oldu, satışlarda bir değişim var mı dedim. Adam dedi ki tabii geneli ne kadar yansıtır bilmiyorum. Ben sadece o örnekteki özelde konuşuyorum. Şekersize döndükten sonra satışlar 2 kat arttı. Sanırım insanlar Zero'nun daha önceden şekersiz olduğunu bilmiyorlardı dedi. Evet. Biz de seninle yaptığımız videoda neden Coca-Cola Zero'yu öldürüp şekersize geçiyorunun nedenlerinden biri de buydu dedik. Buydu. Zaten. Yani insanların da o şeker salgısı yok. Ben demiştim demeyi ezberledim. Söylemeyi Ahmetciğim. Ezberledim bitmeyi. Biliyorum da işte sana çevirmeye çalıştım. Sen de onu anlayamadın yani, o kadar şey oldu. Neyse evet, bu bölümü kesebiliriz tamam. Diyormuşum. Kesmeyelim dursun. Ya güzel ya. Şimdi Necip 3 tane haberimiz var ve bu haberler gerçekten güzel. Özellikle özenle seçtim bu haberleri. İlk haberimiz geliyor. Z kuşağı. Yani... Sen bu haberleri nereden buluyorsun? Takipçilerimize aktarmak istediğin abi bir şey var mı? Abi benim Feedly.com diye bir web sitesi var. Orada ben yaklaşık Feedly. 40 tane web sitesini takip ediyorum. Marketing Proof, E-Consultancy, Verge, Mashable, The Next Web, Fast Company bilmem ne böyle dolu. Tamam. Feedly ne işe yarıyor? Dilersen Feedly ondan bahset. Bu tüm web sitelerinin içeriklerini alıyor. Alıyor. Size böyle sıralıyor haberleri tek tek. Aynen ben öyle. De orada, onu zamana göre sıralıyor. Evet, bizim gündemde konuşabileceğimiz, insanların pazarlamaya bakış açılarını değiştirebilecek ve günlük iş yapışlarında, hayata bakışlarında onlara fark katabilecek olanları seçip burada gündemde sizlerle bu arada ben de, konuşuyoruz. Ben de Feedly'yi takip ediyorum. 100'e yakın site var. Tabii biz işimiz gereği, içerik bizim asıl işimiz olduğu için sürekli dünyada ne gelişme olmuş onları görmek amacıyla kullanıyoruz. Böyle tıkır tıkır. 1 dakika önce, 2 dakika önce, 3 dakika önce hepsini böyle zamanlı olarak sıralıyor. Evet. Hatta ne kadar paylaşılmış onları da sıralıyor. Mutlaka indirmenizi tavsiye ederiz. Necip, Z kuşağı evde vakit geçirip Netflix izlemek ve eve sipariş vermek istiyor. Elbette bu durumda restoranları etkiliyor Necip. Biz seninle işte kuşaktan kuşağa değişen tüketim alışkanlıkları konuşuyoruz. Z kuşağının değiştirdiği bir diğer tüketim alışkanlığı da eve sipariş. Bu Amerika'da artık, yapılan bir araştırma mı? Yok, bu globalde. Dünya genelinde, evet. Şimdi Z kuşağında eve sipariş verme oranı %21, milenyum kuşağı 2000'den sonrası için. Yemek özelinde söylüyoruz evet, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Eve sipariş verme. Bu X kuşağında %17, baby boomerslarda %6. %15'lik bir fark var milenyum kuşağıyla. Bu arada %6 nazaran. Gene yüksek bir oran. Bizim annelerimiz, babalarımız eve yemek falan sipariş yok, vermezlerdi. Evet. Türkiye bunda %1'dir, 2'dir. Şimdi Necip, bu durum tabii restoranların iş yapış şekillerini de değiştiriyor. Burada temelde tabii ya bu değişimin temelinde tabii milenyum kuşağının teknolojiyle büyüyor olması var. Onun haricinde çok yoğun çalışmadan dolayı işte bir yere gideceksin, geleceksin, orada yemeği bekleyeceksin. Onun yerine 30 dakikada eve geliyor gibi değişimler var ama benim seninle burada asıl konuşmak istediğim nokta şu. Restoranın bir restoranın rakibi kimdir? Diğer restorandır. İşte dönercisin. Senin rakibin kim? Diğer dönerci, lahmacuncu, belki McDonald's, Burger King. Çiğ köfteci. Çiğ köfteci. Peki. Artık bu değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte senin bir diğer rakibi de Netflix oluyor. Pluto TV oluyor. Evet. Rekabet artık çok boyutlu bir hale almış durumda.
Evet. Necip, bu ilginç bir haber cidden. Şirketin ismine blockchain ekleyerek binlerce kat değerlenen şirket Long Island Tea Corporation. Şimdi Necip, bu şirket temelde ice tea üretiyor. 2017'nin Aralık ayında da Long Island Tea Corporation olan ismini de Long Blockchain Corporation olarak değiştiriyor. Hı-hı. Birkaç gün içerisinde bu işte borsada işlem gören de bir firma Amerika'da değerini 5 milyondan 70 milyon dolara çıkartıyor. Sadece bu işlemi yaptığı için mi çıkartmış? Evet. Hatta sadece bu işlemi yaparak kaldığı için işte Amerika'da menkul kıymetler ve borsa komisyonu tarafından gel bir bakalım sen ne yapıyorsun demişler. Çünkü adamlar herhangi bir teknolojik yatırım yapmamışlar blockchain özelinde. Ya demek ki yatırımcılar bir şeye yatırım yaparken hiç araştırmıyorlar. O da ilginç bir done. Ya bu blockchain genelde konusunu... Türkiye'den böyle haberler alırdık ama Amerika'dan gelmiş. Sen de hiç blockchain konusunu konuşmadık çünkü bilmiyoruz, hakim değiliz. Yani bana açıkçası uzak bir konu. Ona rağmen ben hani şu etkilerini, yansımalarını çok net görebiliyorum insanlardaki o bir blockchain. Belki blockchain tarafında da bir kişiyi konuk alırız. Olur, süper olur. Eren Caner var. Onun da YouTube sayfası var. Eren'i bir gün konuk olarak buraya alalım. Tamam. Necip, son haberimiz bu ilginç. Çikolata dizaynında multimilyar dolarlık savaş. Şimdi ne bak, demek şimdi bu Ahmetciğim? Ben sana önce şunu soracağım. Çikolata dediğimde bana zihninde canlananları söyler misin? İşte marka olabilir, ürün olabilir, şekil olabilir, tat olabilir. İlk aklına gelen benim marka ilk aklıma hangisi? Tat gelir. İlk aklıma önceden Milka gelirdi. Hı hı. Çocukluğumuzda o inekli reklamları görürdük ya. Hı. Artık Toblerone geliyor. Belki C kısmından B kısmına, A kısmına atlamış olabilirim. Ondan dolayı Toblerone geliyor olabilir. Ama genelde insanların aklına Milka gelir bence. Evet. Böyle bir ürün olarak, bir şekil olarak farklılaşan seni böyle... Böyle kırarsın ya çikolata. Toblerone mu geliyor yine? Yok, Toblerone'u kırmazsın. Böyle dikdörtgen, ha, pat diye kırarsın. Anladım. O geliyor aklıma. Peki neden sordun bunu? Bir açıkla bakalım. Şimdi Necip, çikolata pazarında biz hep şey diye görüyoruz. Yani dışarıdan bakan biri olarak işte ne çikolatalar birbirinden nasıl ayrışır? İlk etapta markasıyla ayrışır. Etidir, Ülker'dir, tamam. Şölen'dir. İkinci olarak ambalajıyla ayrışır, ürünle ayrışır. Biz hep pazarlamacılar, ben ve sen de öyle muhtemelen, genelleme yapmayayım, şekil olarak ayrıştığını hiç düşünmedik. Yani bugün bir Toblerone aslında şekliyle de, o ürünün yapısıyla da ayrışıyor. Bugün bir KitKat, o four finger dedikleri dörtlü yapıyla da ayrışıyor. Hı-hı. Şimdi bu ayrışma markaların kendi kimliklerini de, o ürünün kimliklerini de belirliyor ki 1936'ydı yanlış hatırlamıyorsam, 1935'te KitKat bunun için başvuru yapmış ve şeyini almıştı. O dört patentini almış. Hı-hı. Tamam mı? Tamam. Ve KitKat için müthiş önemli bir şey. Başka kimse de öyle dört işte bölmeli, hı-hı, çikolata dizayn edemiyordu. Ta ki işte geçtiğimiz aylara kadar mahkeme bu KitKat'ın o dört yapılı patentini bozmuş. Onun arkasında şu var. KitKat bunu 1935'te patentlerken fonksiyonel bir şekilde ürünü anlatmış. Yani demiş ki İşlerse. Biz bunu böyle yapıyoruz ki evet, hı-hı, rahatça kırılsın diye. Tamam. Sen fonksiyonel bir şeyi patentleyemiyormuşsun. Ondan dolayı almışlar, evet, diyorsun. Bundan sonra KitKat benzeri şeyler de görebileceğiz muhtemelen. Bu arada çok büyük ihtimalle o Toblerone'un o yapısı da, hı hı, patentli, başkası da üretemiyordur. Teşekkür ederiz Ahmetciğim. Konuydu. Var mı eklemek istediğin bunu şey? Bunu hangi siteden buldun çok merak ediyorum. Fast Company'de okudum. Bayağı yani şöyle bir şeydi. Tüm o savaşı yazmış, tüm tarihini yazmış. Hı hı. Sizler için özetliyorum. Bugün böyle çok ellerine sağlık Ahmetciğim. Var mı eklemek istediğin bir şey Necip? Eklemek istediğim bir şey yok. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.